Selam, ben Sultanoğlu. Kanalınıza hoş geldiniz. Bugün bal akımı öncesi Aralık'ta yapılması gerekenleri detaylı bir şekilde ele alacağız. Bal akımı, arıcılar için yılın en önemli dönemlerinden biridir. Ve bu döneme hazırlıklı olmak, başarılı bir hasat için kritik öneme sahiptir. Gelin, arılarımızın ve kovanlarımızın bu yoğun döneme nasıl hazırlandığını birlikte keşfedelim. Bölüm 1. Kovan kontrolleri ve temizliği. Bal akımı öncesinde yapılması gereken ilk şey, kovanların detaylı bir şekilde kontrol edilmesidir. Arıcılar kovanları açarak içindeki petekleri, arıları ve kraliçeyi kontrol ederler. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır. Petek kontrolü. Eski ve yıpranmış petekler yenileriyle değiştirilmelidir. Sağlıklı ve düzgün petekler, bal akımı sırasında arıların daha verimli çalışmasını sağlar. Kraliçe kontrolü. Kraliçenin sağlıklı ve güçlü olması, kovanın genel sağlığı için çok önemlidir. Kraliçe arının düzenli olarak yumurtlaması, kovanın güçlü ve kalabalık olmasını sağlar. Temizlik. Kovanların içi temizlenmeli ve gerekirse dezenfekte edilmelidir. Bu, hastalıkların önlenmesi ve arıların sağlığının korunması için kritik bir adımdır. Bölüm 2. Besleme ve destekleyici önlemler. Bal akımı öncesinde arıların yeterli besine sahip olması gerekir. Bu nedenle arıcılar arılara ek besin takviyeleri sağlarlar. Bal akımı öncesinde yapılan besleme arıların güçlü ve sağlıklı kalmasını sağlar. Şurup beslemesi. Arılara şeker şurubu verilerek enerji seviyeleri artırılır. Bu, arıların bal akımı sırasında daha aktif olmasına yardımcı olur. Protein takviyesi. Arılara polen veya proteinli yiyecekler verilerek kas gelişimleri ve genel sağlıkları desteklenir. Protein, arıların yumurtlama ve yavru yetiştirme kapasitesini artırır. Bölüm 3. Hastalık ve zararlı kontrolleri. Hastalıklar ve zararlılar, arı kolonileri için büyük bir tehdit oluşturur. Bal akımı öncesinde kovanların bu tür tehditlere karşı korunması gerekmektedir. Varroa akarı kontrolü. Varroa akarları, arılar için en yaygın ve tehlikeli parazitlerdir. Arıcılar, çeşitli yöntemlerle bu akarları kontrol altına alırlar. Kimyasal tedaviler, organik asitler ve mekanik yöntemler bu süreçte kullanılabilir. Hastalık kontrolü. Kovanlarda Amerikan yavru çürüklüğü ve Avrupa yavru çürüklüğü gibi hastalık belirtileri kontrol edilir. Gerekli önlemler alınarak bu hastalıkların yayılması engellenir. Bölüm 4. Kovan düzenlemeleri ve gençleştirme. Bal akımı öncesinde kovanların iç düzenlemeleri yapılır ve gerekli gençleştirme işlemleri gerçekleştirilir. Yeni çerçeveler eklemek. Kovanlara yeni çerçeveler eklenir. Bu, arıların daha fazla bal depolayabileceği alanlar yaratır. Kovan gençleştirme. Eski ve zayıf kovanlar gençleştirilir. Bu, kovanların genel sağlığını ve verimliliğini artırır. Genç ve güçlü koloniler bal akımı sırasında daha iyi performans gösterir. Bölüm 5. Çevre düzenlemeleri ve doğa ile uyum. Bal akımı öncesinde arıların çalışacağı çevrenin düzenlenmesi de önemlidir. Arıcılar kovanları çiçeklerin ve nektar kaynaklarının yakınında konumlandırır. Nektar kaynakları. Kovanlar arıların kolayca nektar bulabileceği yerlere yerleştirilir. Çiçekler, ağaçlar ve diğer bitki örtüleri arıların bal yapımı için ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlar. Bu dekor. Doğal denge ve uyum. Arıcılar, arıların doğal dengeyi koruyacak şekilde çalışmasını sağlarlar. Bu, hem arıların hem de ekosistemin sağlığını korur. İşte bal akımı öncesinde arılıkta yapılması gerekenlerin genel bir özeti. Bu hazırlıklar, arıların sağlıklı ve verimli olmasını sağlarken, başarılı bir bal hasadı içinde temel oluşturur. Arıcılık, doğa ile uyum içinde çalışmayı gerektiren bir sanat ve bilimdir. Arıcılar, bu süreci dikkatle yöneterek hem arıların hem de insanlığın faydasına olacak şekilde çalışırlar. Bu belgesel tadındaki videoda bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Eğer bu tür içerikleri beğeniyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.